Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Dündar Yıldız ben. Feyzi Müdür'ün avokado ve mango bahçesindeyiz. Her zaman olduğu gibi, gördüğünüz gibi. Şimdi beraber baharda ne yapılması lazım? Bir onlara bakalım. Baharın gelmesiyle arkadaşlar bazı işlemler avokadoda ve mangoda şart. Bunlar ne gerekiyor? Gübreleme, budama. Budama nedir? 1-1,5 sene civarında bir zaman geçti. Hep beraber ektik. Bu bahçeyi diktik biliyorsunuz. O videolardan da ekleyeceğiz. Videonun sonunu onu da takip edin. Hemen çiçeklerini oluşturmuş. Bu mevsimde arkadaşlar bu yani yaşını doldurması gerekiyor. Zamanın doldurması gerekiyor. 1,5 yıl gibi bir sürede bu ağaçlar meyveye bırakılmaz. Ne yapacağız? Çiçek budaması. Çiçek budamasına geçmeden alttan şöyle gördüğünüz gibi gübrelemelerimizi yaptık. Biliyorsun sonbaharda hayvansal gübre ve kimyasal verdik. Organomineral, kimyasal, toprak analizine göre. Tabii arkadaşlar gübrelemeler toprak analizine göre yapılacak. Tekrar bahar gübrelememizi tamamladık. İleri doğru bakacağız. Şöyle göster hocam. Çimleri gördüğünüz gibi tertemiz biçildi. Organik madde olarak toprağa katıldı. Şimdi ne yaptık? Geldik. Çok güzel bahçemizin durumu. İsa kardeşimize Allah razı olsun. Bahçenin genel bakımıyla alakalı, her şeyle alakalı İsa kardeşimiz ilgileniyor. Evet, çiçek budamalarımızı yapacağız. Çiçek budamamızı yaptığımızda ne olacak? Şimdi buradan bunu kestik. Kesmesek de olur ama eğer çiçek budamasını yaparsak gerideki kalan sürgün yataklarından ağaç genişleme yapar. Yani dallarını çoğaltır ve yazında aynı anda güneş yanığına maruz kalmaz. Çiçek budaması şart arkadaşlar. Şöyle. Bu çiçek budamaları yapılacak. Zaten belli bir yaşa gelmeden bu ağaçlar kesinlikle meyveye bırakılmaz. Kesinlikle. Bırakırsanız cezasını çekersiniz. Çiçek budamasını yaptıktan sonra arkadaşlar biliyorsunuz şu sürgünler devam eder. En azından bizim fidanların sürgünleri devam ediyor. Bu sürgünlerle alakalı herhangi bir çalışma yapmıyoruz. Ve devam ediyoruz. Geldik bir dahaki bir diğer ağacımızın yanına. Yine aynı şekilde çiçeklerini oluşturmuş arkadaşlar. Bu ağaçlar gerekli bakım organik madde topraktaki alması gereken elementleri gördükten sonra bulduktan sonra çiçeğini de açar meyveye de yatar. Buna izin vermeyeceksiniz kesinlikle. Bakın biz yaptığımız bir işi size siz de yapın, hataları yaşamayın, ağacınız daha iyi olsun. Dediğim gibi kestik, hemen gerilerdeki gözeneklerden dallarını çoğaltacak. Ve sonra ne olacak? 2 sene sonra bu ağaç daha verimli hale gelecek. Şimdiki kestiğiniz çiçeklerin verimini birkaç sene sonra alacaksınız. Biz budamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi genel olarak zaten bahçeyi biliyorsunuz şöyle geniş alacağım. Yeri de göster. Çimleriniz arkadaşlar şey yapmayın. Yani ilaçlayarak yok etmeyin. Tavsiyemdir. İlaçlayarak yok ettiğiniz çimler size geri dönüşüm yapmayacaktır. Organik madde olarak geriye çevirin. Mango tarafına geçmeyeceğiz arkadaşlar. Mangoyu bir Şubat'ın tarihimizi de söyleyelim. Şubat'ın 4. haftasındayız. Mart'a girdiğimizde mangoları budayacağız. O zaman tekrar size bir video daha çekeceğim. Genel olarak göster hocam ağaçları. Böyle. Hepsinin gibi bakın. Çapa bildiğin elimizle, motorla falan değil. İsa kardeşimiz sağ olsun gerekeni yaptırtıyor. Yapılması gereken hususlar söylendiğinde aynı şekilde budamalarımızı da yapacağız. Evet. İlkbahar bakımı çok önemli arkadaşlar bir ağaçta. Bu çiçek budaması. Eğer ki normal ağaçlarınız varsa çiçekten çıktıktan sonra mesela verime binmiş 5 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında ağaçlarınız varsa çiçekten çıktıktan sonra gene sürgün budamalarına devam edeceksiniz. Avokado arkadaşlar çok ender ağaçlardan bir tanesidir. Budanma tarihi yoktur. Bakın buna çok dikkat edin. Budama tarihi diye bir şey yoktur. Dolayısıyla periyot videoları var. Budama videolarımız var. Bunları takip ederseniz ağaçlarınızın 500 numara
meyve verir ve saatli olduğunu göreceksiniz ve tekrar bir şey daha ileteceğim hala. Şu söyleniyor. Avokado yetiştiriciliği Zutano çekirdeğinden falan bir sürü şey söyleniyor. Arkadaşlar bu tür ağaçlarda yabani çekirdek kullanın. Bakın müdürümün bahçesi komple yabani çekirdek ve 50 santimden aşılı, 60 santimden aşılı, üstten aşığı. Herkesin söylediğinin tam tersi. Lütfen bu hususlarda yeni fidan yetiştirecekseniz ki bir tavsiyem de olacak. Yetiştirmeyin, her taraf avokado oldu. Dikenleri ki para yapsın. Siz de boşuna dikmeyin ki meyve ne kadar çok olursa o kadar para etmez. Masraflarınızı alamazsınız. Bu notu da düşeyim. Düşmek zorunda kaldım. Yani yeni yatırım yapacak olanlar varsa bir de düşünsün. Bir sürü dikecek meyve çeşidi var arkadaşlar. Herkes aynı yöne gitmesin. Başka bir çeşide bakın. Avokado diye şart değil. Bölgemizde sadece avokado yetişmiyor. Dolayısıyla çeşitlerimizi değiştirerek hareket edersek hem ülkemiz, hem tüketicimiz, hem çiftçimiz kazanır. Avokado ile alakalı arkadaşlar bir sorunuz olursa mutlaka şey yapın. Mesaj yazın. Cevaplandıracağım. Diğer Fevzi müdürümün videolarını da ekledim. Oradan da bu bahçenin kurulumuna kadar, ekim çukuruna kadar ne yapmışsak orada var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.